O Sarrafoğlu köpeği öyle bir hırladı ki o gün. Ben ne yaşadıysam aynısını sen de yaşayacaksın derken aklıma ne geldi sanıyorsun Kamil? Kardeşim aklıma mı hırladı? Yapma abi. İstediği kadar hırlasın, assın, kessin. Değil yanına 5 kilometre yakınına sokmayız. Kardeşim söz konusuyken değil köpek hırıltısı. Sinek vızıltısına bile tahammülüm yok Kamil. Hiçbir şey yapamayacağını bilsem de bir kere huzurum kaçtı. Ben seni anladım abi. Sen Güneş Hanım'ı geri göndermeye çalışıyorsun. Bir hafta 10 gün geçsin. Bir hasretimizi giderelim. Toprağına bir doysun. Ondan sonra en iyisi neyse artık. Beni geri gönderemezsin abi. Beni tekrar o sürgüne geri gönderemezsin. Güzel kızım benim. Hadi ama yeter artık, harap ettin kendini. Abin senin iyiliğin için söylüyor yavrum. Benim iyiliğim için mi? Benim iyiliğim için beni sürgüne yolluyor. Benim iyiliğim için beni evimden uzaklaştırıyor. Ben böyle iyilik istemiyorum. Ben böyle iyilik istemiyorum. Biraz sakinleşsin. Şoförü korumaları hazırlat Kamil. Alışveriş yapsın. Kafasını dağıtsın. Gezdirip tozdursunlar. Hava kararmadan da dönmüş olsunlar. Ben erken geleceğim, akşam evdeyim. Huysuzluk yapma yavrum. Abinin içi böyle rahat ediyor. Hem biz İstanbul'u unuttuk. Vallahi yutar insanı bu şehir.